huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, umre, Umre'ye gitmekle alakalı bugünkü sorumuz. Umre'ye gidenler oluyor tabii. Çokça da e, talibi var bu işin. Ve biraz da iş e, turizmciler açısından e, gelir getiren bir duruma dönüştüğü için çok fazla teşvik de var. Şimdi umreye gitmek ibadet midir? Biz umreye gidilen yerlere haç için biliyorsunuz bir ibadetimiz var. Onunla da ilgili önümüzdeki günlerde soracağım mutlaka ama önce umreyi sormak istiyorum. Yani haç gibi bir ibadet midir umrede? Yapılan hareketlerin birçoğu çünkü aynı. Farkı nedir? Yani haçtan farkı nedir mesela? Ve herkesin gitmesi gerekir mi? Farz mıdır bu? Veya ömürde bir kere e, gitmek haç gibi e, lazım mıdır bir Müslümana? Mustafa Bey, umre e, kitaplarda anlatırken haç zamanı olan beş günden başka haç zamanı olan. Yani Zilice'nin dokuzuncu günü Arefe günü. Dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Bu beş günün dışında. Evet. Yani 365 günün veya 355 günün beş günü hariç 350 günün hep, he, he, her bir gününde e, yapılan afile bir ibadettir. Ramazan'da, Ramazan bayramında. Tabii. Yani bu beş günün dışında. Tabii beş günün dışında. Hac zamanı ona o beş günün dışında yapılan bir ibadettir. Nafile dediniz. Nafile. Farz değil yani. Hanefi de farz ve vacip değil. İhramla yapılır. Siz demin onu ifade ediyorsunuz, ettiniz. Çünkü hac için yapılması gerekenler yapılıyor Umrede'de. İhram giyiliyor. Tavaf, giyiliyor. ediliyor. say ediliyor. Onlar yapılıyor. Zaten tarif ederken İhramla Kabe'yi tavaf ve sağ yapmak ve saçı kazıtmak, kestirmek e, lazım. Burada da. E, ve fıkıh kitaplarında Umre'yi ömründe bir kere yapmak Hanefi mezhebinde müekked sünnettir. Umre'nin Ramazan ayında yapılması daha iyidir buyuruyor hmm. kitaplarda. Peki nasıl yapacak? E, ne yapması gerekiyor? E, umre'ye giden kimse Mikat denilen yerde ihrama girer. Mikat denilen yerde Şimdi Mekke-i Mükerreme'ye yani Kabe-i Muazzama'nın bulunmuş olduğu Mekke'yi Mekke-i Mükerreme'ye belli mesafelerde belli mesafelerde yerler var. Bu yerlerde duracaksın veya bunun üstünden geçiyorsan tam üstünden geçerken ihrama girmen lazım. Elbiseyi çıkar bir Bu ihrama girmen lazım. Bu şehrin dışında bir yerler buralar Tabii, değil Mekke mi? Mekke-i Mükerreme'nin dışında. Dışında yani. Dışında. Mesela Önce Medine-i Münevvere'ye gideceksen, Medine-i Münevvere'ye hemen çıkar çıkmaz mikat yeri var. Oradaki diyorsun, ihrama giriyorsun, niyet ediyorsun. Ve ihramlı gidiyorsun. Ee, i̇hramda iki parça bir elbisedir. Efendim iç çamaşırı falan yok, hayır. Ee, bir tanesi işte e, belden aşağı sarılıyor, öbürü de belden yukarısını Yukarı. örtüyor. Evet. İki parça kefen gibi bir e, elbise demeyelim de ihram deniyor zaten. Örtü. Umreye giden kimse mikat denilen yerde ihrama girer ve ya Rabbi... Ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolay eyle ve kabul buyur diyerek umreye niyet eder. Mesela gitti Medine-i Münevvere'ye gitti. Ee, orada otelinde gusül abdesti aldı. İhrama girdi. Ama Medine-i Münevvere'ye çıkınca o mikat denilen yerde e, ihrama hazır girdi ama orada mescitler falan var. Namazını kılar, niyetini eder. Artık bundan sonra yasaklar başlar. İhramlı kimseye yapılması yasak olan şeyler de var. Bu haç zamanı da böyle, umre zamanı da böyle. Sadece zamanı farklı ama haç için yapılanlarla umre için yapılanlar aynı. Evet. Arada bir fark söz konusu değil. Ee, şimdi bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Efendim umrede Arafat'a da çıkılıyor mu? Hayır. Arafat'a bizdeli Onun Çıkılıyor. Onun dışında. Onun, Onun, dışında. dışında. Evet. Onun dışında efendim. Ee, peki ihrama girdi sonra, mikat denilen yerde... Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye başlayan bir telbiye var, dua yani. Onu okumaya devam eder. Ee, ve ihrama girdikten sonra kaçınması gereken şeyler var, onlardan da kaçınır ve bu telbiye dediğimiz lebbeyk, Allahümme lebbeyk, bunu tekrarla devamlı sürede okur. İhrama giren, e, giren e, ihramı giyen kimseye yasak olan şeyler de kitaplarda bildirilmiş. Dikilmiş elbise giymek. Bir yerini tıraş etmek kavga münakaşa etmek, koku sürülmek, tırnak kesmek, mest ayakkabı giymek, başı örtmek, eldiven çorap giymek. Bu erkekler içindir bu sayılanlar. Hamama girmek, kendiliğinden biten ot ve ağaçları koparmak. Bunlar yasaktır buyuruyor. Kendiliğinden biten. İhramdayken yapılması caiz olanlarda zararlı hayvanları öldürmek izin verilmiştir. Başı yıkamak, sabunla da yıkamak caizdir. Nalın ve bunun gibi üstü açık ayakkabı gibi sandalet diyoruz ya evet. ikisiz, onları giymek. Başa dokundurmadan şemsiye kullanmak, zaten başa dokundurulmaz şemsiye, el ile tutuyor, şemsiye kullanmak. Ee, onunla güneşe, güneşe karşı. Güneşe karşı. Yani. Beline e, bazen yağmurda yağdığı olabilir, her mevsimde yapıldığı için. Doğru. Beline kuşak kemer, para kesesi bağlamak caiz. Yüzük takmak, insanların yetiştirdiği sebze ve ağaçlardan koparmak o da caizdir. Mesela ihramlısın bir sebze bahçesi veya da inceki kurma bahçesine gittin. Aa dalından koparabilir miyim? Koparabiliyorsun. Onun bir mahsuru yok. Kadınların başını örtmesi lazım. Olup dikilmiş elbise, mez, çorap giymeleri, örtü altında ziynet eşyası takmaları da caizdir. Bu has zamanı için de geçerlidir, umre zamanı için de geçerlidir. Ama oralarda öyle ziynet eşyası falan taşımasın çünkü çok kalabalıktır. E, parayı hissettiği zaman jilet de kesiyor alıyor. Ona çok dikkat etmeli. Yani ki, parmağını böyle kopartırlar onlar. Allah-u korusun. Mübarek belde demezler. Yo, e oraya onun için gidiyor zaten adam. O iş için gidiyor. Yani, Her yerde var ya. Herkesi kendimiz gibi bilmeyelim. Şimdi adam camiye ibadet için gidiyor. Ama birisi de ayakkabıları çalmak için gidiyor. Evet cami allah Teala'nın evi. Doğru. Ama o adamın öyle orayı öyle kabul ettiği durum söz konusu değil. Kabe mübarek bir mekan. Ama adamın niyeti bozuk. Kabe'yi mübarek bir mekan olarak kabul etmiyor. Buraya çok insan geliyor diyor. Çok tokatlayacağım kimse var burada. O gözle bakıyor. Camiye gelen de aynı niyeti bozuk olunca aynıdır. Durumu değişmez yani. Umre'ye giden kimse Mekke-i Mükerreme'ye girince tavafta bulunur. Ee, Kabe'nin etrafını yedi defa döner. hacer el Esvet'i her defasında selamlar. İlk üç tavafı hızlı yapar. Tekbir ve tehlil söyler. Bu tavaftan sonra Safa ile merve arasında sahi eder. Sahi etmek için önce Safa tepesine. Kabe'yi görülünceye kadar çıkılır oraları şimdi kapatmışlar, kat kat yapmışlar. Biraz zor tabii görmesi. Beytullah'ı görünce ona dönerek tekbir ve tehlilde salatü selamda bulunur. Sonra Merve tarafına gidilir. Bu esnada iki yeşil direk arasında süratli hareket edilir. Bu surette 4 e, dört defa Safa'dan Merve'ye, üç defadan da Merve'den Safa'ya gidip gelinir. Merve tepesinde de Kabe-i Şerif'e karşı tekbir ve tehlilde salatü selamda bulunulur. Süratle yürürken... Ya Rabbi beni mağfiret eyle, bize acı, kusurlarımıza bakma, şüphesiz ki sen yüceler yücesisin diye de dua etmelidir buyuruyor. Sağdan sonra, e, yaptıktan sonra Safa ile Merve arasında başını saçlarını tıraş e, ettirerek veya kısmen kestirerek umreyi tamamlamış olur. Artık Mekke'yi mükerremede kaldığı müddetçe Kabe-i Şerif'i istediği vakit tavaf edebilir. İstediği elbiseyi giyebilir. İhramlı iken yasak olan şeyler artık ona serbesttir. Peki efendim Mekke-i Mükerreme'deyken tekrar umre yapmak istese Mekke-i Mükerreme'nin dışında tekrar ihrama girilecek yerler var. Oraya gider, ihrama girer. Ee, yani orada diyelim ki 10 gün kaldı 10 defa umre yapabilir mi? Yapabilir. Orada bir sınır söz konusu değil. Başkaları için de yapabilir mi? Yapabilir tabi. Yapar ve sevabını da aynı şekilde e, onlara hediye eder Onlara da hediye eder. Ee, şimdi bir hadis-i şerif var da e, haç ve umre niyetiyle evinden çıkıp yolda ölen kimsenin defterine kıyamete kadar haç ve umre sevabı yazılır. Mekke veya Medine'de ölen ise hesaba çekilmez. Tabi bu imanlı kimseler içindir. Orada kafirler de ölüyor. Mekke-i Mükerreme'de Ebu Cehil'ler vardı. Onlar da öldüler. Ama e, bu imanlı kimse için yoksa Mekke-i Mükerreme'ye her giden için değil. El er için değil. Ee, ve bir hadis-i şerifte Peygamberimiz dua ediyorlar. Allah'ım hacıları ve hacıların mağfiret dilediği kimseleri affeyle. Yani hacca gidenler de yakınlarını ve tanıdıklarını unutmamalı ve dua etmelidir buyuruluyor. Umre'nin, e, özür dilerim haccı ihram ha, ha, haccın şartı olduğu gibi Umre'nin de şartıdır. Umre'nin şartları vakit hariç haccın şartları gibidir. Çünkü Umre'nin vakti Beş gün hariç, senenin her günü umre yapılabiliyor. Umre yaparak Kabe-i Şerif'i Şerif tavaf etmek, umbarek beldeleri görmek, Peygamber Efendimizin kabri şerifini ziyaret etmek büyük nimettir. E tabi ona da kadir kıymetini bilmeli, oralara gidildiği zaman şov yapmaya kalkmamalı. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız umre ile alakalı olarak bazı bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Namazı doğru kılanın ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür. Sevgi baht olmuş. Ezelden bize. Sevgi baht olmuş. Ezelden bize. Siz de bir türlü bizde bir türlü ah siz de bir türlü bizde bir türlü ağlaca düşmüş gördüğümüze ağlaca düşmüş gördüğümüze siz de bir türlü, bizde bir türlü. Ah siz bir türlü, biz de bir türlü. Donandı dağlar, bahar olunca. Donandı dağlar, bahar olunca. Gölgem kayboldu gönlüm dolunca ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca güzeli görmek boylu boyunca güzeli görmek boylu boyunca siz de bir türlü, Bizde bir türlü. Ah, siz de bir türlü, Bizde bir türlü. İstemem versen, cihan varını. İstemem versen, cihan varını. Gönül nakşetti güle yarını Ah gönül nakşetti güle yarını Her yüzde görmek dost didarını Her yüzde görmek dost didarını siz de bir türlü biz de bir türlü Ah siz de bir türlü biz de bir türlü Siz de bir türlü biz de bir türlü Siz de bir türlü biz de bir türlü Ham ilmihal seadeti ebediyye. Yemesi ve kullanması haram olan şeyler. Berikada mide afetlerinde diyor ki: Yemesi içmesi haram olan şeyler şunlardır. 1. Haramı li aynihi denilen kendileri haram olan şeylerdir. Leş, hınzır eti, şarap Böyledir. Çok içince sarhoş yapan sıvıların azını içmek de haramdır. Mahması halinde olan yani açlıktan ölmek üzere olan ve ikrah edilen yani öldürmekle korkutulan kimseden başkalarının bunları yemeleri, içmeleri haramdır. 2. Kendileri haram olmayıp Darül Harbe'deki kâfirlerden dahi gasp, sirkat, rüşvet yoluyla alınan veya Darül İslam'da kâfirden dahi fasit akt, yani şartlarına uymadan yapılan sözleşmeyle satın alınan şey bu şey mülk olur ise de mülki habistir kullanması haramdır geri vermek alınmış olan bulunmazsa fakirlere sadaka olarak vermek lazımdır. 3. Doyduktan sonra yemek haramdır. 4. Toprak, çamur gibi zararlı şey yemek. 5. Zehirli şeyler. Bakır çalığı, zehir karıştırılmış yemek, zehirli ot, kokmuş et, kurtlanmış et, meyve, peynir de böyledir. 6. Alışkanlık yapan uyuşturucu maddeler. Esrar otu, afyon, morfin, benzin böyledir. Bunların ilaç olarak tabibin izin verdiği kadar kullanılması caizdir. 7. Necaset, idrar, damardan çıkıp akan kan, pislik böyledir. 8. Temiz fakat iğrenç olan şeylerdir. Sümük, kurbağa, sinek, yengeç, midye gibi şeylerdir. Açlığı giderecek kadar yemek ve avret yerini örtecek ve soğuktan sıcaktan korunacak kadar giyinmek farzdır. Bunlara nafaka denir. Nafaka parasını kazanmak için çalışmak da farzdır. Mehmedemin Tokadi Mehmed'imin Tokadi Hazretleri, Eshab-ı Kiram'ın evliyanın büyüklerinin şereflendirdiği güzel İstanbul'umuzun en büyük üç evliyasından biridir. O, 1664'te Tokat'ta gelir dünyaya. Tokat şehrinde başladığı ilim tahsiline dünyanın ilim merkezi İstanbul'da devam eder. Bir zaman Edirne'ye görevli gider ve oraya ışık saçar. Oradaki bir büyük evliyanın işaretiyle Mekke'ye gider ve gelmiş geçmiş en büyük evliyalardan olan Hikmet Denizi, ilim Menbaı, Marifet Güneşi, Muhammed Masum Hazretlerinin yetiştirdiği Ahmet Yekdes Cüryani Hazretlerinden feyz alır. Pek yüksek manevi derecelere yükselir. Sonra halkı iki cihan saadetine kavuşturmak üzere İstanbul'a geri döner. Mübarek toprakların aşkıyla yandığı sıralarda Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde görev alarak bir nebze dindirir hasretini. O türbedarlığını yaptığı Resulullah Efendimizin mihmandarı Eyüp Sultan'daki görevi için pek bir şükreder. O şükredince Allahü Teala onun üzerindeki nimetini arttırır ve aşkıyla yandığı Resulullah'ın Ravda-i Mutahharasında hizmet şerefine kavuşur. Onun Resulullah'ın Ravdasına hizmet sevinciyle kendi kendine söylediği şu şiir, onun Cenab-ı Hakk'a şükrünün ve Resulullah Efendimiz'e muhabbetinin büyüklüğünü koyar ortaya. Der ki şiirinde Muhammed'imin tokadi hazretleri, Ey Muhammed'imin, iki cihan sultanının türbesinde bekçi ve hizmetçi oldun. Onun yüksek kapısının süpürgecisini Mevla mahrum eylemez. Zarara uğratmaz. Cihan sultanı olan Resulullah'ın hizmetçisini kimse incitemez. Ey Emin, sana müjdeler olsun. Resulullah Efendimizin kapısında zahiren ve batinen hizmetçi olmakla şereflendin. O ömrünü ilim öğretmekle, gariplere yardım etmekle, Allah yoluna hizmetle geçirirken hep Resulullah'ın sünneti üzere hareket eder. Manevi büyüklüğün işareti olan tevazusu, onun şiarı, merhameti, insanları kucaklayıcıdır. 1745'te vefat eden Muhammed Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri Fatih'te Zeyrek yokuşundadır. Zamanının yeryüzündeki ilim ve marifet ve vilayet yıldızlarından olan Muhammed Emin Tokadi Hazretleri buyurdular ki: Müminlere önce lazım olan ehli sünnet vel cemaat alimlerinin bildirdikleri şekilde itikad etmektir. Çünkü doğru itikat herkes için temeldir. Temel olmayınca bina olmaz. Ehli sünnet vel cemaat itikadı eshab-ı kiram, tabiin ve tebe-i tabiin efendilerimize ve müştehit imamlara tabi olmaktır bu aleme niçin geldiğini, asıl maksadın Allahü Teala'ya kulluk olduğunu bilmelidir. Can bedendeyken marifetullahı isteyip dünya ve ahiret saadetine mazhar olmalıdır. İslam ahlakı Yıkaması farz olan yerde iğne ucu kadar ıslanmamış yer kalırsa, abdest sahih olmaz. Derideki mum, iç yağı, hamur, çamur, balık pulu, oje, yağlı boya ve burnun dışında gözün kenarında kalan kir, çapak altına su geçmezse abdest ve gusül sahih olmaz. Gasl, yıkamak, su dökerek üzerinden akıtmak demektir. Hiç olmazsa iki damla yere damlamalıdır. Suyu yağ gibi sürmek kafi değildir kar ve yaş bez, sünger sürmek, yıkamak olmaz. Abdest alırken, gözlerin, ağzın, burnun içini ve sık sakal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Çıplak ayağı yıkamayıp, mes etmek caiz değildir. Mes, başka yerde kullanılmadık yaşlığı değdirmektir. Yaş bez, yağmur, kar sürünmesiyle de olur. Sarkan saçı değil, başı mes etmek lazımdır. Başı nezleli olup da mes zarar verirse mes etmez. Abdest aldığını bilip bozduğunda şüphe eden abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip Sonra abdest aldığında şüphe eden abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden vesvese edici değilse bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yara su zarar verirse, merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse, yara meshedilir. Bu da zarar verirse, sargı meshedilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın yarığın kenarındaki sağlam deriye açmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da, Göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten gusülden sonra tıraş olunca tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken besmeleyi unutunca abdest arasında çekerse sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest, abdest olmaz. Hadisi i şerifi, farzı değil, sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken, besmele ve kalb ile niyet, yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak, erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstü olarak tutulur. Misvak bulamayan, baş parmak sağ, şehadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin, dördüncü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağı ile meshedilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yeşil adamız, yavru vatan Kıbrıs'tan sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merkezi olan Lefkoşa'da Selimiye Camii'ne çok yakın. Yani 50 metre var yok. Bir mekandayız. Sizlere daha önceki programlarda bir küçük medrese tanıtmış idim. Burası da şu andaki kullanım adına göre söylüyorum. Halk Sanatı Enstitüsü. Halk Sanatı Enstitüsü. Evet böyle bir enstitü kurulmuş. Ne güzel efendim. Keşke her yerde bunları kursalar. Halk sanatları ölüp bitiyor efendim. Yani çocuklar okusalar bir kitapta bir romanda Semer deseler Semeri gösterecek durumda değiliz. Evet. Çıkrık deseler çıkrığı gösterecek durumda değiliz. Halbuki bunları bizim ecdadımız kullandırar. İşte müzelere 3-5 intikal edenleri var. Ama bunun yaşayanını bulduğumu çok seviniyorum ben. Burada yaşayan el sanatlarını gördük ve enstitüste kurmuşlar. Burada kurslarla insanları eğitiyorlar. Gençler hiç olmazsa ellerinin, parmaklarının ve kafalarının bir işe yaradığını görüyorlar. Onun zevkini tadıyorlar. Bir eser ortaya çıkarmanın zevkini tadıyorlar. Burada bazı örnekleri sizlere göstereceğim. Bu bina tarihi bina. Bayağı eski. Küçük medresenin medrese döneminden sonra orası Menteşezade konağı olmuş. Menteşezadeler burada bayağı hizmetler olmuş. Bunların kökü malum Muğla'ya dayanır. Muğla'daki menteşe zadeler ve Anadolu'daki Türk beylikleri Kıbrıs'ta zaman zaman bunun içerisine dahil olmuştur. Selçuklu devleti zamanında da vardı bunlar bir kısmı. Bir kısmı da Selçuklu devletinin inkirazıyla ortaya çıktı. Yani böyle yıkılma dönemine yakın ortaya çıktı. Peki yani Türkler böyle 40 başlı bir ejderha şeklinde miydi? Hayır. Hayır. Bu ayrılıkları öyle saymayalım. Sultan Alparslan'dan beri, hatta Selçuk Bey'den beri, Salçuk'tu esas ismi. Biz onu kibarlaştırmışız güya A'yı E yaparak. Selçuk demişiz. Aslı Salçuk Bey'dir. 115 yaşına kadar yaşadı efendim. 107 yaşına kadar devletini idare etti filen. 8 senede çocuklarını çeşitli görevlere gönderirdi. Çocuklara sanki babalarının verdiği talimatı uygulamış gibi gelince babacığım sizin söylediğiniz gibi şunu yaptık şunu yaptık diye başarılarını anlatırlardı. Ne güzel toplummuş efendim. Selçuklu'da usul. Eğer bir yer fethedilirse veya bir sefere gönderdiği komutan bir kaleyi alır, bir bölgeyi alırsa o bölgeyi sana verdim yönet diyor. E komutan biter. Olsun yeni başarılı komutanlar çıksın efendim. Birisi bir yeri başardı, fethettiyse o oranın beyi oluyor, lider oluyor. İşte Menteşeoğlu Beyliği de, Saruhan Beyliği de, efendim buna benzer Anadolu'da şimdi isimlerini sayarak vaktinizi almayacağım. Beyliklerin hemen hepsinin temelinde bu var. Yoksa ayrı gayrı yok. Gene bir emri komutayla o bölge verilmiş. Ancak Anadolu'nun Muğla tarafıyla irtibatı fazla değil idi. Arada ulaşım imkanları yoktu. Antalya'ya kadar olan bölgeye Anadolu'dan ulaşım olmuyor. Denizden oluyordu. Ya Alanya tarafından oluyordu ya da yukarı İzmir tarafından gemilerle gelinebiliyordu. Selçuklu Sultanı Menteşe oğlunu Alanya yoluyla gemilerle ve kavmiyle beraber Muğla'ya gönderdi. Anadolu'ya yerleşen beylikler içerisinde gemiyle seyahat ederek yerleşip de medeniyet kuran bir beyliktir Menteşoğlu. Ve hakikaten Muğla bölgesinde epeyce camiler yaptırmışlar, medreseler yaptırmışlar. Tam bir böyle medeniyetin gereği neyse o sanat eserlerini o müesseseleri kurmasını orada bilmişler. İşte onlarla Osmanlı arasındaki ilişkilerde de yani bir dost düşman toprağını ver alırım falan filan değil. Osmanlı devleti bu toprakta tamamiyetin peşindeydi. Nasıl ki bir elin sesi çıkmaz ama iki elin sesi çok çıkar ise eğer eller bir yere birleştirilirse oradan doğan kuvvette elbette ki düşmanlara karşı sıkı bir yumruk olabilirdi. Tatlılıkla hem Selçuk'taki efendim Aydınoğlu Bey Aydınoğulları Beyliği'nin mensuplarını hem Saruhan'daki Saruhanoğulları Beyliği'nin mensuplarını yani Manisa'daki hem de bu tarafta Menteşoğulları Beyliği'ni tatlılıkla birleştirip kardeş kardeş onlara da görevler verdi, çeşitli görevler verdi. İşte o verilen görevlerden, o sülaleden bir kişiyi de buraya tayin etti. Sonra bunların kendi çocuklarına da burada görevler verildi. Bazılarının çalışmalarından memnun olunmadığı cezalandırılanlar oldu Menteşe oğullarından. Bazılarının da çalışmalarından memnun oldu. Onların çocuklarına da yeni görevler verdi. İşte bu başarılı Menteşe oğullarındandır. Bu küçük medrese olan yani e, KKTC'nin Belediyeler Birliği'nin ofisi olarak, dairesi olarak şu anda kullanılan yer. Orası daha sonra Menteşoğlu Konağı'ndan sonra okul haline getirildi. Bayraktar Okulu dendi. O okulun ilk kademesi bu binada kuruldu. Yani bir manada anaokulu diyebiliriz. Evet. Sıbyan Mektebi gibi. Osmanlı'da Sıbyan Mektebi ilk eğitim kademesiydi. Bu binada kuruldu. Daha sonra bu binada o iki sınıf devam ederken Bayraktar Okulu'na buradan mezunlara gönderildi. Yani kademeli bir geçiş oldu. O zaman demek ki iki artı dört artı falan gidiyordu. Artılar o zaman da vardı. Şimdi biz o devrin bu bölgedeki Sıbyan Mektebi ya veya İptidai denilen başlangıç denilen okulun olduğu yerdeyiz. Düşünün seneler olmuş buraya yapılalı. Bu okullarda okumuş olan kimseler şu anda 80, 90, 100 yaşlarında efendim hayatta olanları. Hala bina okul olarak devam ediyor. Halk Sanatları Enstitüsü. Bu da okul değil mi efendim? İşte biz bu okula gireceğiz. Bu okulda neler üretiliyor? Şöyle bir sizlere Kıbrıs eşyalarını tanıtmak istiyoruz. Geldiğiniz zaman uğrayın. Güzel hatıralarla döneceksiniz. Öyle uyduruk hatıralarla değil efendim. Yani Kıbrıs haritası olan e, bazı eşyaları ben aşağılamak için söylemem ama burada hakikaten göz duru var. Belki pahalıdır, odur budur ama nihayet bir dernek var burada. Bu dernek bu işi çok güzel bir şekilde yürütüyor. Hasler diye e, enstitünün efendim, kurucusu olan dernek var. Geçelim içeriye efendim. Halk Sanatları Enstitüsü'nün ipek böceği kozasıyla yaptıkları Hani derler ya efendim, iğneyle kuyu kazmak. Ben buradaki kurs yerlerinde bu konuda morallerini bozmak istemiyorum ama hakikaten çok ince bir iş. Nokta, nokta, nokta işi götürüyorlar. Şimdi şu koza üzerinden ipeği alınmış ne diyelim? ipek böceğinin kozasının iç kabuğu diyelim. İç kabuğu. Bunun içinde de var efendim. Sahibi de duruyor ama ölmüş tabii. Bu Anadolu'da yetişen ipek böceğinin kozası. Bu da Kıbrıs'ta yetişen ipek böceğinin kozası. Yani bu sarı, bu da beyaz. Bu yer fıstığı kozasına benzeyen şey tam ortadan ikiye bölünüyor. İki parça çıkıyor böyle yarım kayık gibi suya koysanız yüzüyor. Bu da Kıbrıs'ınki. Ondan sonra bunu alıyorlar ince 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 işlemek suretiyle şöyle böyle bir yaka rozeti meydana getiriyorlar göğüse takılıyor imiş bunlar ham vaziyette şöyle duvarlara hani var ya kapılara kapıya pek bu asılmaz birisi alır kaçar ondan sonra efendim. pahalı şeyler bunlar bir karton üzerine bu günlerce sürerek monte ediliyor tavus kuşlu olanı var, öbü var, bu var. Biz vitrini bozmamak için sadece ise bu ikisini gösterdik. Burada da kursiyeler bu işi yapmakla meşguller. Bugün kursun tatile yakın bir zamanında geldiğimiz için az bir kimse çalışıyor. Zaten bu çok kimsenin böyle 30-40 kişinin oturup da harala gürele çalışacağı bir iş de değil. Zihni duru, dikkati dağılmamış insanların yapacağı iştir. Ufak bir dikkatsizlik bir sürü zarar ziyana sebep olur. Zaman zararı ziyana sebep olur. Mal zararı ziyana sebep olur. Evet, şimdi buradan da diğer hasır olsun, ahşap olsun el sanatları da sizlere göstermeye çalışacağım. İşte o el sanatlarından böyle yapılmış çeşitli kutular kapaklarıyla beraber kutular var. Kapakların üzerine çeşitli motifler işlenmiş. Bunun e, duvarlarda asılı olanları bol bol tane tane inşallah göstermeye çalışacağız. Şimdi vakıf başkanını bulduk sağ olsun birçok işlerini bırakarak mademki madem ki bir tanıtım var dedi. Biz de buradaki eleme göz nurunu sizlerin vesilenizle Türkiye'ye hatta bütün dünyaya uydu yoluyla yayınımızda devam ettiği için tanıtırız diye onun şevkiyle geldi. Efendim bu vakıf derneği başkanıdır bu kardeşimiz veya vakıf başkanıdır diyelim. Evet Hasder'de zaten o vakıfla beraber iç içe oluyor. Şimdi kendisi tanıtacak kendini evvela. Ondan sonra da işlerini tanıtacak. Evet. Efendim seyircilerimiz bir tanıtsın. Öncelikle abi. hoş geldiniz. Hoş size olur. şeref verdiniz bize. Bu vasıtayla tanıtmış olduğunuzdan dolayı kurumumuzu ve el işlerimizi, el sanatlarımızı bizi ziyadesiyle memnun ettiniz. Benim ederim. ismim Ali Nebih. 1957 doğumluyum. Hoş Lefkoşa doğumluyum. Ee, siz girişte de anlattığınız gibi bu binada ben aslında okumuştum. 1963-64 yıllarında bu karşıda görmüş olduğumuz sınıfta ilkokul birinci ve ikinci sınıfı burada eğitim gördüm ben. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi Halk Sanatları Vakfı 2000 yılında kurulmuş bir vakıf ve Halk Sanatlar Enstitüsü bu mekanın işletmeye girmesiyle aslında dernek yapısından vakıf yapısına dönüştük. Çünkü bildiğiniz üzere dernek yapısı altında bu kadar profesyonel işleri yürütmek kolay olmuyor. O, o düşünceyle vakfa dönüştük ve burasını o şekilde açtık ekibi. Yani vakıflar iktisadi teşekkülleri daha rahat kurabiliyorlar. Evet, daha geliyorum. rahat kurabiliyorlar Doğru. ve o profesyonel kadroları ve profesyonelizmle gönüllülüğü daha iyi birleştirebiliyorsunuz vakıf çatısı altında. Bu düşünceyle evet. vakfı kurarak çalışmalarımıza 2000 yılında başladık. Neler yapıyorsunuz efendim? Görmüş olduğunuz bu at şey içerisinde, bina içerisinde Hı. bizim faaliyette olan 5 tane atölyemiz vardır. Evet. Bir atölyemiz bu sele sepet işleri dediğimiz, sesta işleri dediğimiz kalem örücülük işleriyle ilgilidir. Evet. Bunun normalde bu şekilde olmasına rağmen eski tarihsel süreç içerisinde ham bunun efendim. Bunun ham maddesi içinde cif cif otu dediğimiz bir ot var. Onun üzerindeki buğday kalemidir. Ve buğday kalemi... Yani buğday saplarından yapıyorsunuz. Buğday saplarından Ama cif cif otunun buğday kalemi. Başak... Yok, hayır. Buğdayın kaleminden yapılıyor. Evet. Karabaçak denilen buğdayın sert bir buğday çeşididir o. Hmm. Onun saplarından yapılıyor. Evet. İçerisinde dolgu malzemesi olarak da çift çift otu denen otun sapları kullanılıyor. Anladım. Evet, evet efendim. Buradaki bu ahşap işler? Ahşap işleri de yine Kıbrıs'a has e, görmüş olduğunuz sandıklar Kıbrıs'a has motiflerle işlenmiş. Şey çe sandıklar, çeyiz, evet, çeyiz sandıklarıydı. Evet geleneksel sandıklarımız üzerindeki motiflerden yararlanarak günümüze uyarladık biz bunlar bu çalışmaları ve daha küçük hediyelik eşyalar ürettik. Bunlara. Kıbrıs'ta Bunlar Kıbrıs'ta adet midir çeyiz sandığı kızlara böyle çeyiz sandığı? şimdi artık kalmamıştır pek ama geçmişte tabii ki her şey her evlenecek kızın şimdi bir çeyiz alanlar ne için alıyor mutlaka bunu? Mutlaka vardı. Nostalji mi yani? Nostalji yaşamak için. Tamam. Işte televizyonluk olarak veya başka amaçlar için kullanılıyor ama çeyiz sandığı şeyi o geleneksel. Maalesef ana, Anadolu'da da Anadolu'da da unutuldu. Biz işte bunu unutturmamak için yaşatıyoruz elimizden geldiğince. Evet bir de burayı görelim Peki, Ali Bey. En önemli el sanatlarımızın olduğu yer aslında burası. Tamamen Kıbrıs'a yönelik el işleridir bunlar. Lefkara nakışı denilen nakış ve ipek kozası işleri. Bu iki zaten Lefkara nakışı UNESCO tarafından yani şöyle ben elim alayım. olarak. Lefkara nakışı evet. bu mu? Evet. Hmm. Keten üzerine sayı işi olarak yastık üzerinde. Üzerindeki nakış iplikleri ne? Onlar da mı keten? Yok onlar ipek karışımlı veya koton e, ipliktir üzerindeki. Tamam. Altındaki irlanda keteni bir. Saf tamam. ketendir altı. Tamam. Bu lefkara. Lef lefkara. Lefkara. Yani lefkara güneyde kalan aslında bir köyümüzdü. Türk Rum ortak yaşanan bir köy. Ve Kahraman ve bir köymüş da, o biliyor musunuz? Oradan, ben onu anlattım başka bir programda. yayıldı bütün dünyaya bu Lefkara Evet şimdi... tek e, kozası işlerdi aslında Kıbrıs'a ait bir el işi. Bunda ipek kozaları kesilerek çalışılıyor. Çeşitli ...forumlarda sunumu yapılıyor. Bunun da otantik şekli eski şeylerde... ...bulduğumuz eski kaynaklarda bulduğumuz otantik şekli bunun da... ...tamamen fotoğraf çerçevesi olarak... ...özellikle düğün fotoğraflarını eski yıllarda... ...insanlar çerçeve büyük çerçeve yapardı... ...etrafında ipek kozası veya nakış yapardı. Dışındaki yıldız bunlardan evet, olurdu. Onlar da ortaya bilmiyorum. çünkü o zaman büyük resim yapma imkanı yoktu zaten... ...ortada küçük bir resim onun etrafında da kozası evet. işleriyle... Düğün fotoğraflarını özellikle veya işte Sünnet fotoğraflarını çocukların bu şekilde <laughs> evet. sergiliyorlardı. Ali Bey, biz seni çok dinlemek isteriz. Seyircilerimize senin anlattıklarına e, inanıyorum ki tam doyamadılar. Ama zamanımız bitti. Tekrar bekleyelim. Ya yani peki, bir son Daha bir şey sorayım. Bir sürede sırf bu Türkiye'den, Türkiye'de ilgili. bu İpek Kozası kursu için gençler gelmek isteseler. Tabii Katılabilirler mi? Açın. Biz her zaman için açığız burada. Bir ücret falan Şimdi alıyor musunuz? E, çok düşük aslında cüzi bir miktardır. 70 liraydadır bizim kurs ücreti olarak burada almış olduğumuz. Bunun bir tablosu da o 70 lirayı alır o kurs yer Aynen. değil mi? Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Başarılar dilerim. Hayırlı bir işle uğraşıyorsunuz. İnşallah daha genişler, daha çok böyle gençlerimiz evet, buralarda... bir sürede yine bekleriz. Daha İnşallah. detaylı bir şekilde de görüşebiliriz. İnşallah. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Tabii. Kıymetli seyircilerim, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Kıbrıs'taki programlar bitmedi. Kıbrıs'ta diğer tarihi yerlerde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.